Başta yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınları olmak üzere tüm halkımıza başsağlığı, yaralarımıza acil şifalar diliyorum. Halen enkaz altındaki yurttaşlarımızın sevdiklerine kavuşmalarını umuyorum. Gerçekten çok kötü bir güne uyandık ve maalesef henüz yaşadığımız felaketin boyutlarını tümüyle saptayabilmiş değiliz. Şu anda esas olarak arama kurtarma çalışmalarına, bölgedeki yurttaşlarımızın ihtiyaçlarına odaklanmış durumdayız. Sabah saatlerinden bu yana da genel merkezimizde bir afet koordinasyon merkezi oluşturduk. Bölgedeki parti örgütlerimizle iletişim halinde neler yapılabileceğini, yurttaşlarımıza nasıl destek olabileceğimizi anlık olarak değerlendiriyoruz. Hava yoluyla ulaşım imkansız olduğu için sevgili Barış Atay ve Ahmet Şık yoldaşlarımızla MYK üyelerimiz, PM üyelerimiz, onların yanında uzman arkadaşlarımızdan oluşan heyetimizle birlikte afet bölgesine doğru yola çıktı. Kim arkadaşlarımız ulaştı, kimileri hala yolda. Esas olarak temel hijyen, barınma ve giyecek malzemeleriyle jeneratörlerden oluşan ilk acil konvoyumuz da şu saat itibariyle yola çıktı. Arama kurtarma uzmanı, psikolog, dağcı, madenci gibi uzman arkadaşlarımızdan oluşan başka ekiplerimiz de oluşturulmuş durumda. Onlar da bölgeye doğru ya yoldalar ya yola çıkacaklar. Tüm Türkiye'deki parti binalarımız afet koordinasyonunun sağlandığı, acil ihtiyaç malzemelerinin toplandığı merkezlere dönüştü. En başta çadır, uyku tulumu, battaniye, mat, pet, çocuk bezi, bebek maması gibi acil ihtiyaçları tüm Türkiye'de Türkiye İşçi Partisi il ve ilçe örgütlerine yurttaşlarımız ulaştırabilirler. Afetle ilgili uzun değerlendirmelerimizi daha sonra yapacağız. Şimdilik tek önceliğimiz ve görevimiz yaralılarımıza ulaşmak, afetten etkilenen tüm yurttaşlarımızla dayanışmak. Tam bu noktada bir çağrı yapmak istiyorum. Bir dayanışma ancak örgütlü olduğunda etkili olabiliyor. Bu yüzden yardımcı olmak isteyen, dayanışma göstermek isteyen tüm yurttaşlarımızı bireysel hareket etmemeye, kolektif davranmaya, çalışmalarımızı ortaklaştırmaya çağırıyorum. Öte yandan tüm kamu kaynakları derhal seferber edilmeli. Örneğin inşaat şirketlerinin elinde bulunan arama kurtarma çalışmalarında kullanılacak araçlar hemen kamunun kullanımına bırakılmalıdır. Özellikle barınma sorunu, soğuk kış günleri, çevre illerde sağlam olan tüm oteller, sosyal tesisler, yurt ve benzeri kamu binaları ihtiyaç sahibi yurttaşlarımızın kullanımına açılmalıdır. Halkın yaralarını halkın dayanışmasıyla saracağız. Bugün birbirimize daha fazla sarılmaya ihtiyacımız var. Biz inanıyoruz, yurttaşlarımıza güveniyoruz. Bu felaketi hep birlikte aşarız.